Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gerçekten çok önemli bir konuda meclis araştırması görüşmelerindeyiz. Çünkü ne yediğimizi, ne içtiğimizi bilmiyoruz. İşin başından başlayalım. Belediyelerin elinden yetki alındıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kadroları bu denetimler için yeterli değil. İşimiz ihbara kaldı. Taklit, taşiş ürünlerle ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı göreve geldiğinden beri kamuoyuna hiç açıklama yapmadı. Ondan önceki bakanlar 2010 yılında çıkarılmış olan yönetmenlikle düzenlenen en azından hileli taklit taşiş ürünleri satanları teşhir ediyordu. Bu teşhir de ortadan kalktı. Dar denetim kadrosuyla yeterli denetim yapılmıyor, kayıt dışı patladı ve içerik olarak da içindeki ürünlerle tüketenler aldatılıyor. Bakınız, at eti, tek tırnaklı hayvan etleri, dana eti diye kimi köftede, kimi kebapta kullanımı yaygınlaştı. Bununla ilgili geçmiş açıklamalara bakarsanız ne kadar bunun doğruluğunu görmüş olursunuz. Alkolsüz içeceklerde ilaç etken maddesi, hileli bal, bitki ve çayın içinde boya, zeytinyağının içinde tohum yağları, çikolata, enerji içeceklerinde takviye edici gıda, ilaç, etken maddeleri yer alıyor. İşin düşündürücü ve acı olanı şu: limonata çocukların aktivite bozukluğuna neden olur diye etiketine yazılıyor ama o çocuklarımızın onun tüketiminin önüne geçilmiyor. Gıda olayında portör muayenesi ve akciğer filmi daha önce belediyelerin kontrolündeydi. Bu işi yapanlara bırakıldı. Kayıt dışı eleman çalıştıranların bu kontrolleri de yaptırmaması insan sağlığı açısından önemli risktir. Onun için gıda ile ilgili denetimlerin sıklaştırılması, işini doğru yapan esnafın hak ettiği değeri bulurken hileli ürün üreten, taklit taşiş üreten ürünleri de piyasaya sunanların da buradan ayıklanması gerekir. Hepimiz açısından ilaç takviyeleri dahil, bununla ilgili gıda takviyeleri dahil Avrupa Birliği normlarından söz ediliyor. Ama Türkiye'deki üretilen ürünlerin bu içerik adına sorunlu olduğu bir gerçek. Arkadaşlar, süt olmayan peyniri yiyoruz. Bitkisel yağ, kemik unu, nişastayla peynir piyasaya sürülüyor. Neden? Ekonomik kriz nedeniyle artan fiyatlardan tüketenler uygun fiyatlı ürün arıyor. Bunu da hilesini yapanlar ne yazık ki denetim dışı kalıyor. Tarım Orman Bakanlığı'nın şikayete dayalı ya da davul zurnayla gidip denetim yapması yerine doğrudan belediyelerin yetkileri bir an önce artırılmalı ve bu konuda taklit, taşiş, hileli ürün satanların canına okunmalı. Çünkü hepimizin sağlığı risk altındadır. Onun için toplumda yaygınlaşan bazı hastalıklar dahil hileli ürünlerin, taklit, taşiş ürünlerin hem paramıza hem de sağlığımıza olan olumsuz etkileri dikkate alınarak meclis araştırmasıyla konunun ele alınması bugün için ihtiyaçtır, faydalıdır, yararlıdır. Böyle bir konuda getirilen meclis araştırmasını destekliyor. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum.